dostum hak. Yanıldım, bir çırak aldım yanıma. Eve gelmez külhani, dükkanda yatar. Kovsam da yaraşmaz şanıma. Kibardır, çarşafsız yorganda yatar. Sevdi, bir eşek aldı pazardan. Eşek göze geldi, çatladı nazardan. Bizim külhani onun aşkından orada burada dolanır. Evet, gelelim hikayemize. Bugün de sizlere yaşlı bir ihtiyar amcamızın ufak bir macerasını nakletmeye çalışacağım. Facebook'ta aynen şöyle bir paylaşım yaptım. Acun kardeş, çayımla cigaramı eksik etmezsen seninle Survivor'a gelirim. Bu paylaşımım üzerinden çok geçmeden telefonum çaldı. Telefondaki bayan Acun Medya'nın aradığını söyledi. Acun'un selamını iletti. Şakir abimizin istediği çayla sigara olsun. Lafı bile olmaz. Başımızın üstünde yeri var. Buyursun gelsin demiş. Telefondaki bayan eğer hemen hazırlanırsam akşama beni alabileceklerini söyledi. Telefonu kapattıktan sonra herhalde birisi beni işletiyor diye düşündüm. Ama akşama kapıya bir araba dayanınca bu işin şaka olmadığını anladım. Yola çıktık. Havaalanına vardığımızda diğer yarışmacı arkadaşlarla tanıştım. Hepsi de 20-25 yaşlarında dalyan gibi sporcu gençlerdi. Benim de onlarla Survivor'a geleceğimi duyunca gülmekten gözlerinden yaş geldi. Benimle dede diye, moruk diye dalga geçtiler. Hepsine güldüm geçtim. Ummadık taş, baş yarar evlatlar dedim. Uzun bir yolculuktan sonra Domine'ye vardık. Bizi orada Acun karşıladı. Sarıldık, kucaklaştık. Bağ çok hürmet etti. Yanında yabancı gazeteciler varmış. Ben onlara Türkiye'nin önünde gelen mizah verici ustalarından açık kara yazarı Üstad Şakir Şükür diye tanıttı. Çok memnun oldum. Biraz sohbet ettikten sonra Üstad söyle bakalım. Ünlülerden mi olmak istersin yoksa gönüllerden mi dedi. Ben de sorduğun kabahat. Ben halk adamıyım. Gönüllerden olmak isterim elbet dedim. Bunun üzerine ünlüler kendi adalarına gitmek için yola çıktılar. Biz de kendi adamıza gitmek için hazırlandık. O sırada ekipten bir genç yanıma yanaştı. İsmi Danilo'ymuş. Danilo anlaşmamıza göre cebime 2 paket cigara tıkıştırdı. Elime de bir poşet tutuşturdu. Poşetin içinde çay, çaydanlık, şeker, bardak ne ararsa az vardı. Danilo biraz Türkçe biliyordu. Sakir abi, ne zaman çay cigaret bitti bana söylüyor. Acun abi, Sakir abiye iyi bakacak diyor dedi. Bunun üzerine bunları nereden tedarik ediyorsun evlat diye sordum. Azilerde bir köy varmış. Köyün bakkalında şirket hesabına yazdırırmış. Bir sağıma baktım, bir soluma baktım. Cigara paketlerinden birini Danilo'nun cebine tıkıştırdım. Bundan sonra bana ne alırsan al, 2 katını alacaksın. Yarısı senin, yarısı benim dedim. Delikanlı önce anlamadı. Danilo, Türkçe öğrenmişsin ama eksik öğrenmişsin. Bak, bunu avanta derler. Avantaya alış. Ben senden ne istersem isteyeyim, 2 katını alacaksın. Aldıklarını da ya çay, ya cigara hesabına yazdıracaksın. Ki kimse uyanmasın dedim. Delikanlı sevine sevine gitti. Takım arkadaşlarım beni yaşlı, zayıf, güçsüz, belki de moruk gördüklerinden teknede yer vermediler. Zar zor ayakta gidebildim. Adaya varınca da hemen barakaya koştular. Ortada yer kalmadı. Canları sağ olsun. Ben ömrümde köyden başka yere tatile gitmedim. Baktım her tarafa ağaçlık. Önümde masmavi koskoca okyanus. Çok hoşuma gitti. Ulan Şakir, ahir ömründe 4 ayak üstüne düştün dedim kendi kendime. Hemen sağdan soldan çalı çırpı topladım. Çaydanlığı ateşe vurdum. Cigaramı telleyip bir palmiye ağacının dibine yaslandım. Dumanı görenler bir bir yanıma koştular. Az önce beni küçümseyenler şimdi bir dal cigara için bağ yalvarmaya başladılar. Vallahi yeğenlerim, kusura bakma. Görüyorsunuz gurbetteyiz. Otlakçılığın yeri hiç değil dedim.
abimizsin, babamızsın. Söyle ne istersen yapalım diye diye başımı netinlemeye başladılar. O sırada küçüklük yıllarım gözümün önüne geldi. Cigaraya başladığım ilk yıllardı. Köyde kabilelerimiz köyün çaylarında top oynar, sığır güderlerdi. Bizleri de bir türlü oyunlarına katmazlardı. Biz de böyle çelik çocuk etrafta dinelir, top sahadan çıksın da gidip getirelim diye beklerdik. Bazen de sığırlar tarlaların sınırlarına giderlerdi. Abilerimiz de size bir dal cigara, gidin çevirin gelin derlerdi. Biz de en az 10 çocuk bir dal cigara için sığır peşine koşturur dururduk. Hey gidi günler, hey. Anlayacağınız takım arkadaşlarımın haline acıdım. Ben ne istersem, ben ne dersem yapacaksınız. Söz mü dedim. Hepsi de kabul etti. Önce birer cigara verdim. Şöyle ağaçların arasına gidin, tüttürün gelin. Sakın ha kameralara yakalanman dedim. Sonra da hepsini karşıma dizdim. Öncelikle bu barakada yaşanmaz. Bunun börtüsü var, böceği var, yılanı var, çıyanı var. Seli, karı, fırtınası ne ararsa az var. Güzelce kalınacak bir yer yapılacak dedim. Babam inşaat ustasıydı. Ben de yanında az çalışmadım. Yere güzel bir plan çizdim. Vallahi yeğenlerim, benim size pek güvenim yok. Kızlarla erkekler ayrı odalarda kalacak. Ben de biraz horlarım, benim için de ayrı bir oda yapılacak. Şurası mutfak, şurası banyo. Tuvalet ihtiyacı için ormana gidilecek dedim. İlk emir olarak da takım arkadaşlarımdan birkaç tane ağaç kesmelerini istedim. Gençler antrenmanlı olduklarından hemen birkaç tane ağacı deveriverdiler. İkindiye doğru evimizi bitirdik. Bitirdik bitirmesini ama bu sefer de biz acıktık demeye başladılar. Siz dedim birkaç tane daha ağaç kesin dedim. Ondan da bir sal yaptırdım. Gençler salı yaparken ben de ağaç dallarından ganca, kamıştan da bir olta yaptım. Kıyıya böyle okyanusa açıldık. Kova kova balık yakaladım. Kıyıya geldik. Gençler balıkları pişirirken ben de ormandan taze roka, kuru fesleğen, soğan, marul, maydanoz falan topladım. Güzel de bir çoban salata yaptık. Üzerine de mis gibi limonu sıktık. Yanında da kokonat suyu içtik. Keyfimiz o kadar yerine geldi ki şarkılar, türküler söylemeye başladık. Ertesi gün herkesi içtimaya çağırdım. Tek 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 nöbet yazdım. Kızları çamaşıra bulaşığa, erkekleri oduna sevk ettim. Nöbeti gereksiz bulanlar oldu. Çekim ekibinden biri gelirse haber edecek. Cigara içen biri varsa cigarasını söndürecek dedim. O zaman kabul ettiler. Ufak tefek market alışverişlerinde geceden geceye Danilo sayesinde hallediyordum. Yarışmalar başladı. Başladı başlamasına ama ödül olarak ya simit makarna ya pirinç poğaça veriliyordu. Benim takım arkadaşlarım da her gün balık yemekten böyle ödüller tenezzül etmediler. Zamanla üst üste oyun kaybetmeye başladık. Bir gün adamıza vardığımızda gençler Şakir abi ne yapacağız ne edeceğiz dediler. Düşündüm durdum. Anlaşma yoluna gidelim dedim. Nasıl dediler. Gidelim konuşalım. Şöyle salımızı atlayalım. Kıyıdan ünlerin adasına varalım. İnsan denen gale kulağından fethedilirmiş. Bu sözümü unutman dedim. Gençler bu fikrimi beğendi. Hemen birkaç kişi salımızı atlayıp ünlerin adasına vardık. Sür aşağı, sür yukarı anlaştık. Anlaşmaya göre ödül oyunlarında biz ünlülere yenilecektik. Ünlüler de iki dokunulmazlıktan birinde mutlaka bize yenileceklerdi. Diğerinde kim yenerse. Kendimi de araya katmayı unutmadım. Ben de kim oynarsa oynasın mutlaka ve mutlaka yenilecek dedim. Hepsi de kabul etti. Günler böyle geçiyordu. Ben her gün kilo kilo kova kova balık yakaladım. Yetmedi kuş avladım, ördek avladım. Takım arkadaşlarım hükmen mağlup oluyorlardı. Hiçbir oyuna katılmıyorlardı. Bense her oyunda rakibimin tozunu dumanına kattırıyordum. Herkes halinden memnundu. Ama bir kişi hariç. Acun. Acun bir gün beni kenara çekti. Ya Şakir abi, ben şimdiye kadar senin gibi bir yarışmacıya daha hiç rastlamadım. Senin ekibinin bu kadar kuvvetli olmasının sebebi sensin dedi. Durdu baklayı ağzından çıkardı. Şakir abi,
Gel, biz seni ayrı bir takım olarak ayrı bir aday alalım. Sen kendi başına yarış. Yoksa bu iş böyle olmaz dedim. Aslında kabul etmeyecektim. Ama bu yarışmada 400 kişinin çalıştığını, böyle giderse yarışmanın bir heyecanının kalmayacağını duyunca mecbur kabul ettim. Şakir abi, bir isteğin varsa da onu söyle. Sen okumuş adamsın, aydın adamsın. İstediğin kitap varsa onları da getirteyim dedi. Acun, sen bana kafayı mı yedirdin ya? Issa'danın ne kitabı ne okuması. Ben okumayı sevmem. Bana biraz nevale, biraz çerez. Ha, bir de tesbih. Tesbihimi gelirken evde unutmuşum dedim. Ertesi gün iki kişi gelip beni aldılar. Ayrı bir adaya koydular. Bir isteğim var mı? Bir diyeceğim var mı diye de son kez sordular. Yok valla, şu palmiye ağacın dibinde biraz kestireceğim dedim. Onları yolladım. İçim geçmiş. Birden birisi beni dürtmeye başladı. Baktım Şükran. Şükran, senin burada ne işin var dedim. Ne demek ne işin var? Mutfakta bulaşık yıkıyordum. Horultunu duydum geldim dedi. Ha, o zaman anladım. Ben televizyon seyrederken uyuyakalmışım. Şükran, sen hele bir çay koy dedim. Ardından cigaramı telleyip televizyon seyretmeye devam ettim. Evet, bir mecmua kenarına iliştirilmiş hikayemizi sizlere nakletmeye çalıştım. İsim isme, kisip kisme, semt semte benzer. Geçmiş günler söyledir, tatlı vakit geçer. Her ne kadar sürçülisanı ettimse affola.